Büyük firar. Tarih 19 Nisan 1995. Yer Manisa. Bazı olaylar var ki kolay kolay aklımızdan silinmiyor. Denizli'de yaşanan ve kamuoyunu günlerce meşgul eden cinayet herkesi dehşete düşürmüştü. Çevre halkı Çivili cinayeti hala ürpererek hatırlıyor. Denizli'ye bağlı Bozkurt ilçesinin Çambaşı köyünde 5 kişiyi başından ve gözlerinden çivileyerek öldürmekten sanık Süleyman Aktaş yakalandıktan sonra cinayetleri nasıl işlediğini soğukkanlılıkla anlatmıştı. Üstelik bu cinayetleri yüksek makamlardan aldığı bir görevle işlediğini söyleyerek dinleyenleri dehşete düşürmüştü. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında İsmail ve Ayşe Gümüş çifti Çambaşı köyündeki evlerinde ölü bulunmuş ancak cinayetin faili yakalanamamıştı. Derken 23 Temmuz günü bu korkunç cinayetlere yenisi eklendi. Çambaşı köyünün iki sevimli ihtiyarı Rukiye ve Ramazan Kocatepe çiftinin kızları olay sabahı annesini ziyarete geldiğinde korkunç gerçekle karşılaşmıştı. Anne ve babası başından ve gözlerinden inşaat çivisi çakılarak öldürülmüştü. Bu bir gerilim filmi değil, gerçekti. Köyü korku sarmıştı. Aynı günün öğle saatlerinde bu kez yalnız yaşayan Yıldırım Kılıç adlı genç adamı akrabaları evinde ağır yaralı olarak bulmuştu. Yıldırım Kılıç da inşaat çivileriyle yaralanmıştı. Genç adam güçlükle bir isim sayıklıyordu. Süleyman Aktaş. Bu failin ismi miydi? Yıldırım Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettikten sonra Süleyman Aktaş cinayetlerin faili olarak yakalanmıştı. Süleyman Aktaş 23 Temmuz gecesi yaşananları soğukkanlılıkla anlatmıştı. Evet. Hiçbir şey yok. Sadece don var. Don var. Evet. Don var. Şöyle kalktı, oturdu. Hemen darbeyi vurdum. Bir defa adama vurdum. Ne olduğuna bak. Bu canlıdır belki dedi. Onun işi bitirdi. Bütün bu açıklamalardan sonra Süleyman Aktaş tutuklanmış ve duruşmalar başlamıştı. Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Meclisi'ne gönderilmiş ve bir süre müşahede altında kalmıştı. Verilen raporlara göre Süleyman Aktaş paranoyak şizofrendi ve cezai ehliyeti yoktu. Bunun üzerine mahkeme, sanığın bir yıldan az olmama kaydıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesine karar vermişti. Bu karara göre tedavi olduğu tıbben kanıtlandığında Süleyman Aktaş serbest bırakılacaktı. İşte bu karar Çambaşı köyünde bir felaket havası yarattı. Köy halkı çivici adını taktıkları Süleyman Aktaş'ın köye geri dönmesinden korkuyordu. Köyde çiviciye karşı çeşitli önlemler alınmıştı. Her evin önünde köpek takmaya başladık. Vallahi ben şimdi yemiyorum, köpeğe yediriyoruz, köpek besliyoruz efendim. Abi köpekten kaçıyor. Hasan Aydın'ı öldürmeye vardığında Hasan Aydın bundan 2-3 yıl önce demenciydi ve hala demeni duruyor. Un kokusunu yalamak için köpek vardığında tamam köpek oradaymış. Süleyman Aktaş eve Hasan Aydın'ı çivilip öldürmek için vardığında karşısına köpek çıkıyor. Çünkü un yalayıp geliyormuş köpek. Köpekten korkuyor. Köpekten korkuyor. Çekinir oldum. Yalnız bu içeride yattığım müddetçe ben rahat yatacağım. Bu buraya gelirse o zaman belki ben de bu köyü terk ederim. Denizli Çambaşı köyü çivici korkusuyla yaşıyordu. Ve bu korkularında ne kadar haklı oldukları geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayla ortaya çıktı. Süleyman Aktaş Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki koğuşundan kaçtı. 19 Nisan çarşamba akşamı yapılan bir anons Manisalıların huzurunu bozmuştu. Anonsla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 3 tehlikeli hastanın kaçtığı duyuruluyor, herkes uyarılıyordu. Özellikle hastane yakınında oturanları büyük bir korku sarmıştı. Bu firar olayı planlı olarak gerçekleşmişti. Kaçanların arasında çivici olarak da anılan Süleyman Aktaş'ın da olduğu doğru muydu? Kulaktan kulağa bu sorular sorulup duruyordu. Firar uzun uzun düşünülerek planlanmıştı. Üst kattaki koğuştan alınıp yeni yapılan 10 kişilik koğuşa getirilen suç işlemiş akıl hastaları önce demir parmaklıkların arkasına saç plakalar koyup kaynak yapmak isteyen hastane yetkililerine karşı çıkmış hatta açlık grevine bile gitmişlerdi. Akıl almaz bir plan hazırlanmıştı. Ardından hasta ziyaretçilerinden para karşılığı bir demir testeresi temin ettiler ve sonunda bekledikleri gün geldi. Manisa'nın ünlü mesir macunu şenliklerinin hazırlandığı gece koğuşta yapılan sayımdan sonra plan yürürlüğe kondu. Maddeliler koğuşu denen koğuşta hummalı bir çalışma başlamıştı. Radyo sonuna kadar açıldı ve demir testeresinin sesinin duyulması böylece engellendi. Sonra sırayla tüm mahkumlar kısa sürelerle demir parmaklıkları kesmeye başladı. En son Tahsin Topçu demirleri büktü ve kaçış yolunu açtı. Önce Tahsin çıktı, ardından Süleyman Aktaş ve en son aralarına katılan Tayfun yükseldi. Diğerleri gitmekten vazgeçmişti. Saat 8:30 olmuştu. Hava kararmıştı. 3 kişi akıl hastanesinin duvarlarını aşıp insanların arasına karıştı. 3 kafadarın planı yürümüştü. Birbirleriyle helalleşip farklı yönlere dağıldılar.
Tahsin Manisa'daki bir arkadaşını görmek istiyordu. Ama Tayfun'un tek isteği çok özlediği annesinin yanına gitmekti. Süleyman Aktaş da köyüne gitmek istiyordu. Çambaşı köyünde Süleyman Aktaş'ın kaçtığını henüz hiç kimse bilmiyordu. Süleyman Aktaş hemen otogarın yolunu tuttu ve İzmir'e giden otobüslerden birine binmeyi düşündü. İzmir'den Denizli'ye geçecekti. Ama otobüs sürücüsü ve muavin onu daha önce sıcağı sıcağına izlemişti. Bu yüz onlara hiç yabancı değildi. Kuşkulanmışlardı. İzmir'e gitmek istiyor. Şüphelendin mi? Evet, şüphelendim ben. Daha önce onu sıcağı sıcağı programında da gördüm Şövte'ydi. Gidecektik biz İzmir'e doğru. O sırada o kişi çıktı geldi. Gördük. Tabii. Geldi buraya. Ya biz onu daha önce televizyonda gördük zaten. Seyrettik biz onu. Gördük, tanıyoruz. O çivi çakma olayında falan zaten. Biz hemen polis aramaya başladık o sırada. Tam burada otobüse binmeye çalışırken polis arkadaşlar geldi. Aldılar, götürdüler. Süleyman Aktaş otogarda yakalanmıştı. Tahsin Topçuysa dışarıdaki işi bitince hastaneye kendi geri dönmüştü. Ama onlarla birlikte kaçan Tayfun Yüksel hala ortalarda yoktu. Polis Tayfun'u yakalamak için araştırmaya başlarken sıcağı sıcağına diğer iki firariyle konuştuk. Süleyman Aktaş ve Tahsin Topçu bu kaçışın planlı olmadığını ısrarla savunuyordu. Zaten genel hava öyleydi yani. İmkan olursa kaçırılır şeklindeydi. Pencereleri falan kapatmışlardı. Sonra biz başhekim abiyle konuştuk, Sem abiyle. Kapatmadı. Bizim görüş iznimiz falan çok rahattı orası. Buradan rahattı. Ama ne bileyim işte kaçalım kaçalım denmeye başladı. Hiçbir şeyde bir şey yok yani, aptalca bir şey. Çok rahatımız değildi orada. Biz kendi kendimize ettik. Kaçalım mı kaçalım. Tahsin kaçmaya aynı gün karar verdiklerini söylüyordu. Kaçmanın planları yapılmaya başlandı. O esnada hastalardan testler bulmuşlar. Şu teknisyenlerin oldu. Getirdiler bizi testleri. Bir miktar para verdik onlara. Getirin dedik. Getirdiler testleri. Sonra arkadaşlarla beraber hep beraber kestik orayı. Herkes gidecekti ama kesildikten sonra caydı arkadaşlar. Kesildikten sonra ben demirleri büktüm. Onları yamulacağım diye ben 2 saat uğraştım. O demirleri kestikten sonra. Ama başardık. Başardık ama aptalca yani, ben keşke kaçsaydım. Süleyman Aktaş dışarı çıktığı an köyüne gitmenin yollarını arar olmuştu. Ben buradan otobüse binip İzmir'e gidecektim. İzmir'den Denizli'ye otobüsle gidecektim. Sıcağı sıcağına köyün tedirginliğini hatırlattığımızda Süleyman Aktaş evet, kısa bir ziyaret yapacağını söyledi. Fark etmez, tedirgin olsunlar. Ben onlarla görüşmezdim. Birkaç gün gizli kalırdım. Ondan sonra da gelirdik zaten buraya. Mesir şenliklerinin tüm hızıyla yaşandığı günleri özellikle mi seçmişlerdi? Ne şenliği ya, şenlik menlik olur mu öyle şey? Derdinde olmayan deveyi görmezmiş. Şimdi ben sadece köyümü düşünüyorum o zaman için. Başka bir şey düşünmüyorum. Buralar ne olursa olsun. Yakınlarımı özledim. Eşim, çocuklar vardı. Tahsin kaçmaya kalkıştığı için pişmandı. Pişmanım tabii. Çok pişmanım. Aşağıda rahatımız çok iyiydi. Bak şimdi görüşemeyeceğiz ailemizle. Buraya kapattılar bizi. Buralardan çıkamayacağız. Ne zaman çıkacağımız belli değil. Bak ben 8,5 ay olmuşum geleli. Şurada 3,5 ayım kaldıydı. Zaten ben yatmam yani bu cezayı. Yani ben bu cezayı burada benim 8,5 ayım yatsın ki muhakkak ben gırtlağımı keserim yani. 2 gündür onun planlarını yapmaya başladım zaten. Ama bekliyorum yani. Ben bunu 4 ay daha bekliyorum. Ben yatamayacağım artık. 92'den beri içerilerdeyim ben ya. 96'ya giriyoruz. Sıkıldım tabii. O da ailesini özlemişti. He, sıcağı sıcağı aracılığıyla işte aileme selam gönderiyorum. Tüm sevdiklere selam ver. Birer için demirleri kesip yardım edenlerin bazıları ise son anda kaçmaktan vazgeçmişti. Bu kişilerin arasında İzmir'de 2 çocuğa tecavüz ettikten sonra boğarak öldüren Ayhan Kartal da vardı. Kaderime razı olmaya gerek yok. İsteseydim kaçardım tabii ama sonu gelmezdi. Yani yakalanırdık. Yine bir sürü teşhir olurdu, reklam olurdu. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi, psikolog doktor Semih Özalp, firar olayıyla ilgili şunlara söyledi. Tabii hastane sonuçta bir cezaevi değil. Pencereler, dar pencerecikler vardı. Hani oraları da tabii dışarıdan en azından daha insani olsun diye biraz da tamamen bağlantıyı kesmemeyi amaçlamıştık. Ama son olaydan sonra onları da, o pencereleri de tamamen saçla çevirdik. Yani şimdi orası kale gibi oldu. Firarda olan Tayfun Yüksel, Semih Özalp'a göre tehlikeli bir durumda değildi. Şimdi şu anda tehlikeli olacağını zannetmiyorum. Kendisine de tavsiyem en kısa zamanda zaten hastaneye gelmesidir. Kendisini zaten belli bir süre sonra çıkartmayı düşündüğümüz hastalardan da diğerleri gibi değildi. Yani o daha düzelmeye aday bir hastaydı.
Ama herhalde ailesini özledi diye düşünüyoruz. Bu firar olayından sonra 10 kişilik koğuşun pencereleri saçlarla sıkı sıkıya kapatılmış, Tahsin Topçu, Süleyman Aktaş ve bu koğuşta kalan diğer kişiler üst kata alınmıştı. Ama hepsinin isteği dışarı çıkmanın bir yolunu bulmaktı. Diğer koğuşlarda kalan ve zararsız olarak nitelendirilen bazı hastalarsa hastaneden kolaylıkla kaçabiliyordu. Bu artık her gün yaşanan alışılmış bir şey olmuştu. Olayın üzerinden çok az bir zaman geçmişti ki sıcağı sıcağına kameraları da başka bir olaya tanık oldu. Polis memurları hastaneden kaçan bir akıl hastasını hastaneye geri getirmişti. Nasıl kaçtın anlat bakayım. Kapıdan. Kahvenin önünde buna çay söylemişler, çay içiyordu. Bunu aldık getirdik buraya. Sık sık oluyor mu böyle? Sık sık, sık sık. Yarım saatte bir oluyor. Arkadaşları kaçtığı için ona kızıyordu. Abi ben seni öz abim gibi seviyordum. Neden kaçtın bizim servisten? Bir daha yapma. Beni seviyorsan bir daha yapma. Polis sürekli kaçma eğilimi içinde bulunan hastalar için hiçbir önlem alınmadığından yakınıyordu. Kaçışını önlemek için şu zamana kadar hiçbir güvenlik önlemi yok. İstersen demir parmaktan atlıyorlar, bazıları kapıdan çıkıp gidiyor. Bize zorluk çıkıyor. Çambaşı köyünden sonra Manisa halkını da korku sarmıştı. Üç kişinin bu kadar rahat hastaneden kaçması çevre halkını tedirgin ediyordu. Hastane şurası. Evet. Günde 10 tane deli geliyor. Biz muhalif sakin olarak bunları alıyoruz, getiriyoruz hastaneye. Yine tekrar geliyorlar. Çoluk çocuğumuz var bizim buralarda. Alın işte, bir tanesi de gözünüzün önünde. Çıktı geldi. Ne yaparsın bu adama? Hangisi? İşte şu. Al. Bana bak. Sen çok tantanacısın ama ben de tantanacıyım. Ben Hazreti Peygamberimi sevmiş insanım. Uğraşma benim ile. Elini kolunu sallayarak hiçbir denetimden geçmeden hastaneden çıkan akıl hastaları dehşet saçmıştı. Deliler kaçtı diye nasıl ettiler? Biz de çoluğumuzu çocuğumu toplayıp içeri tıkıldık. Tehlikeli diyerekten korkudan dışarılara çıkamıyor. Manisa halkı olarak tedirginiz. Bu hastane burada can güvenliğini sağlayamaz. Hepimiz korktuk. Çünkü onun köyünü gösterdiler bize televizyonda. Bundan bir iki ay evvel. Kendisini de televizyonda gördük. Nasıl adam olduğunu, zaten tanımıyoruz, etmiyoruz adamı. Televizyonda gördük. Duyduk bir de kaçtığını. Bizim mahallemizin hepsinin korku aldı. Çoluk çocuğumuz var. Allah muhafaza bir çocuğu alsa gitse ne olacak? Manisalılar tedirgindi. Evet, firarlardan ikisi yakalanmıştı ama üçüncüsü hala ortalarda yok. Üstelik bu kişilerin yeniden kaçmayacağını da hiç kimse garanti edemezdi. Çivici katilin iki akıl hastasıyla birlikte Manisa Akıl Hastanesi'nden kaçış öyküsü. Kaçak yakalandıktan sonra dehşet saçan firarı sıcağı sıcağına anlattı. Şimdi! Sıcağı sıcağına üçüncü firarı Tayfun Yüksel'in memleketi olan Erde'ye gitmiş olabileceğini düşünerek yola koyulduk. Manisa'da mesir şenliğini ve korku dolu halkı geride bıraktık. Erde'ye ulaştığımızda ilk olarak emniyet kuvvetlerine başvurduk. Biz Erde'ye varmadan çok kısa bir süre önce Tayfun Yüksel annesinin evinde yakalanmıştı. Karakol bahçesinde konuştuğumuz Tayfun, Manisa'da Süleyman Aktaş ve Tahsin Topçu'nun söylediğinin aksine bu kaçışın uzun süre planlandığını söylüyordu. Önce demir parmaklıkları saçla kapattılar, kaynak yaptılar. Biz dedik açlık grevine gittik, boykot kararı aldık, ilaç içmeyeceğiz. Daha önce biz bunu 15 gün önce, 20 gün önce ikinci katta yatıyorduk. Oradan çarşafları bağlayıp inecektik. Tayfun Yüksel'e göre kaçmadan önce gizlice koğuşa sokulan içki ve uyuşturucular da kullanılmıştı. Şarap içtik. Efendim dışarıdan bir takım şey getirdiler. Neydi bunlar? Esrar. Esrar. Ben daha önce hiç bilmedim, hiç içmediğim halde ben de şeytana uydum. Süleyman Aktaş ve Tayfun Yüksel birlikte hareket etmişti. Dedik, çiviciyle ben istasyona geldik. Trene bilet aldım ben. Ben trene bilet aldım, Balıkesir'e kadar gittim. Çivicinin yokmuş, sen garajlara git dedim, otobüse bin, tren yokmuş dedim. O da garajlara doğru gitti helal. Ondan sonra ben Balıkesir'e kadar trenle geldim. Balıkesir'den sabaha kadar üşüdüm, hava soğuktu. Otobüs bekledim. Sabah ilk arabayla da eve gittim. Hatta Süleyman abinin parası yoktu, ben çıkardım 100 bin lira daha verdim ona. 200 bin lirası vardı, Denizli'nin köyüne gidecekmiş. Acıdım, insanlık hali, insan insana dar gününde yardım eder değil mi? Tayfun Yüksel kaçış nedenini şöyle anlattı. Ben ne kadar hava alırsam gezersem o yanıma kar. Çok sıkıldık biz kapalı yerde. Tayfun'un annesi oğlunu karşısında görünce sevinmiş, sevindiği kadar da şaşırmıştı. Alpay Hanım oğlunun iyileştiğini düşünüyor ama Süleyman Aktaş ve Tahsin Topçu gibi kişileri de tehlikeli buluyor. Vallahi ben onları tehlikeli buluyorum. Onun için oraya yatırtmak istemiyorum. Benim oğlumu da kesse
Öldürse bu sefer diyorlar ki hasta hastayı vurdu öldürdü diyorlar. Aynı odada. Hiçbir şey lazım gelmiyor. Benim oğlum hasta değil şu anda tedavi yapılmış. Son derece temiz, saf. Kimseye bir şey yapmaz. Para verir parası olmayan yolda kalanlara. Alpay Hanım oğlu Tayfun'un yıllarca devlet demir yollarında çalıştığını işte, ve görevini hiçbir değil. Sorun çıkarmadan yaptığını orada söylüyordu. Orada çıktı ayrıldı. Bir tane tren çarpıştırmadı. Kafa da sakat değil. Hareket memurluğu çok dikkatli bir meslek. Yani trenleri çarpıştırmış olsa bir sürü insan ölürdü. Tayfun Yüksel, Erdek Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden Manisa'ya hastaneye gönderilecek. Gerçek şu ki bu firar olayı planlanarak hazırlanmış ve büyük bir şans eseri çeşitli suçlar işleyen bu üç kişi yakalanmıştı. Ancak bu firar bir gerçeği gözler önüne serdi. Suç işleyip cezai ehliyeti olmadığı için hastaneye ruhsal tedavi görmek üzere sevk edilenler her an aramıza karışabilir. İşte bu yüzden hastanelerdeki önlemlerin bir kez daha gözden geçirilmesi konusunda yetkilileri uyarmayı görebiliyoruz. Her zaman olduğu gibi sıcağı sıcağına telefonlarınızı ve mektuplarınızı bekliyoruz. Telefon numaramızı biliyorsunuz. İstanbul 222 22 22. Posta kutumuzsa CC 212 80303 Mecidiyeköy İstanbul. Unutmayalım. Her şeyin başı hoşgörü ve sevgi. Sıcacık ve sevgi dolu günlere. Hoşça kalın.